Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir telin manyetik alan içerisinde hareket ettirerek telin uçları arasında bir indüksiyon emekası meydana getirmeye çalışacağız. Şöyle ki arkadaşlar, şimdi bir manyetik alan alalım önce. Manyetik alanımız örneğin çarpı şeklinde bir manyetik alan olsun. Yani nereye doğru? İçeri doğru bir manyetik alan olsun. Ben manyetik alan içerisinde atıyorum kafadan şöyle bir teli aldım. Bu tarafa doğru V hızıyla hareket ettiriyorum arkadaşlar. Telin boyuna ne diyeyim? L diyeyim. Aynı şekilde yine bu manyetik alanın içinde bir başka tel daha alayım. Yine boyu ne olsun arkadaşlar? L olsun. Yalnız bununla diğerine göre farklı bir şey yapayım. Şöyle bir alfa açısı yapacak şekilde bir V hızı uygulayalım arkadaşlar bu tele de. Şimdi bu tel üzerinde ne olacak? Bu tel üzerinde ne olur bu durumda? Onu anlamaya çalışalım. Şimdi hatırlarsanız manyetik alan yüklere ne uyguluyordu arkadaşlar? Bir kuvvet uyguluyordu. O zaman şunun için düşünün şimdi. Bunun üzerinde serbest halde neler var? Eksi yükler var. Yani elektronlar var. Hareket etmeye müsait ama telin üzerinde protonlar yani artı yükler ne yapmazlar biliyorsunuz? Hareket etmezler. O halde eksi yükler ne tarafa hareket eder acaba bu telin üzerinde? Onu belirleyelim. Şimdi ne yapıyordum ben? Dört parmağımı manyetik alanın yönüne koydum. Şimdi tel bu tarafa doğru gidiyorsa, tel gördüğünüz yönde gidiyorsa, o zaman bunun üzerindeki aslında elektronlar da bu tarafa doğru gidiyordur. Elim şimdi şöyle koyduğum zaman, bakın elim dört parmağım manyetik alan, baş parmağımı V'nin yönüne koyduğum zaman elimin tersi yönüne doğru gidecek. Yani şuraya doğru eksiler gelecek. Şu alt uca doğru neler gelecek arkadaşlar? Eksi yükler gelecek. Nasıl anladım? Bir kez daha söylüyorum bakın. Dört parmağım manyetik alan, baş parmağımı V'nin yönüne çevirdiğim zaman ben, elimin tersi yönünde yani bu aşağı doğru eksi yükler gelecek. Peki bu eksi yükler telin ucundan bu tarafa doğru geleceği için bu tarafta da ne oluşacak? Artı fazlalığı oluşacak. Aslında biz bunu şöyle düşünebiliriz. Dört parmağımı manyetik alan yönüne koyup elimi çevirdiğim zaman avucumun içi tarafı artı tersi tarafında neler oluşacak arkadaşlar? Eksi yükler gelecek. Şimdi bu V hızıyla bu tarafa doğru hareket ederken ben bunu alsam şurada bir ampule bağlasam bu ampulün ne yaptığını görürüm arkadaşlar. Yandığını görürüm. Yani yeterince bir EMK üretebilirsem bu ampulün yandığını görürüm ben arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu neye benzettim dikkat ederseniz. Neye benzetmiş oldum ben bunu? Üretece benzetmiş oldum. Yani bunun artı ucundan akım çıkıp ampulün üzerinden geçip eksi ucuna ne yapacak arkadaşlar bu? Geriye dönecek. Aynı şeyi bunun için de düşünürüm. Bunu çektiğim zaman bu tarafa doğru. Yani ne olacak? Aynı şey bu. Buradaki durumda ne oluyorsa aynısı olacak. Bu ne demek arkadaşlar? Ben bunu alıp V hızıyla şöyle çekmem demek aslında yine manyetik alanın içinde şu tarafa doğru gitmesi anlamına gelecek. Biraz yukarıya ama yine aynı tarafa doğru gitmesi. O halde bu tarafa doğru yatayda hareket ediyorsa bu elimi koyup çevirdiğim zaman üst taraf artı alt taraf ne olacak yine? Eksi olacak. Artı eksi biçiminde. Ben bunu ne yapabilirim arkadaşlar? Burada kutuplandırabilirim. Peki bunu yaptıktan sonra ben bu telin üzerinde ortaya çıkacak olan EMK'yı nasıl yazacağım? B, V, L çarpı sinüs alfa biçiminde yazacağım arkadaşlar. B, V, L sinüs alfa biçiminde ne yapmış olduk biz bunu? Yazmış olduk. B buradaki manyetik alanın şiddeti. V burada bu teli hareket ettirdiğimiz, çektiğimiz hız. L burada telin boyu. Sinüs alfa da hız vektörünün telle yaptığı açı arkadaşlar. Burada sinüs 91 olacak. Burada ise sinüs alfayı ne yapmamız gerekecek yerine yazmamız gerekecek arkadaşlar. Peki. Burayı anladık. Anladığımızı düşünürsek. Şöyle bir şey alalım şimdi. Yine içeri doğru bir manyetik alanımız olsun. Şuraya bir direnç koyduk. Şöyle bir raylı sistem olsun bu seferki. Şunu alalım. Şöyle telimiz burası olsun. Bu teli ben bu tarafa doğru bir V hızıyla hareket ettireyim arkadaşlar. V hızıyla hareket ettirdiğim zaman benden şu sorulsun. Densin ki bu direnç üzerinden direncimiz ne olsun burada? R direnci. Bir yönü seçelim, iki yönü seçelim. Direnç üzerinden akım bir yönünde mi geçer, iki yönünde mi geçer? Bir bunu sorsun. Bir de burada neyi bulmaya çalışalım biz yine? Akımı bulmaya çalışalım. Az önce EMK'yı bulmuştuk. Burada da direnç üzerinden geçen akımın değerini bulmaya çalışalım. Şuraya ne yapayım ben? İ akımı diyeyim. Ya da İ akımının yönünü bilmiyoruz gerçi. Bu direnç üzerinden İ akımı geçtiğini varsayalım. Yönünü bilmiyorum. Şimdi ne yaptım? Dört parmağım manyetik alan yönüne. Baş parmağımı hızın yönüne çevirince artılar, bu tarafta da eksiler olacak. Yani şu uç artı, şu uç eksi olacak. Sanki ne gibi oldu bu dikkat ederseniz? Üreteç gibi. Üretecin
artı ucundan çıkar, eksi ucuna gelir akım. Hiçbir zaman üreticinin içinden akım geçtiğini düşünmem. Ne yapar? Artıdan çıkar, devreyi tamamlar, eksi uca gelecek. O zaman bu direnç üzerinden geçen akım hangi yöndedir arkadaşlar? İki yönündedir. Peki ben burada akımın büyüklüğünü bulabilir miyim? Bulurum. Önce neyi bulmam lazım? EMK'yı bulmam lazım. EMK nedir? B, bunu B diyecek olursam, çarpı V, boyuna da L dersem çarpı L. EMK'mız nedir burada? BVL'ye eşittir. Peki İ akımı neye eşittir o zaman? EMK bölü direnç, yani BVL bölü R biçiminde ben bu dirençten geçen akımın şiddetini ne yapabilirim arkadaşlar? Hesaplayabilirim. Peki şimdi bunları uygulayacağımız bir örnek yapalım. Tabii gerçi örnekten önce bir şey daha anlatayım, ondan sonra örneğe geçelim arkadaşlar. Bir de şöyle bir manyetik alan alalım. Yine içeri doğru neyimiz var bizim? Bir manyetik alanımız olsun. Bir teli aldım. Şu noktanın etrafında ne yapayım arkadaşlar? Döndüreyim. O noktasının etrafında bu telin döndüğünü düşünelim. Nasıl dönsün tel? Bir dairesel hareket yapsın o noktasının etrafında. Şöyle. Peki. Şu ucun hareket hızı V olsun arkadaşlar. Ucun hızı V olsun. Şu noktanın hızı 0 olacak. Şu noktanın hızı, yani şu ucun hızı ne olacak arkadaşlar? Şu uç V, şu nokta 0 olacak. Peki. Ne yazıyordum ben teli manyetik alan için hareket ettirdiğim zaman? EMK eşittir BVL biçimde yazıyordum. Yalnız burada telin tamamı V hızıyla hareket etmiyor. Sadece şuradaki uç V hızıyla hareket ediyor. O zaman bu telin ortalama hızını ben yazarım. V ortalama, bu uç V hızıyla hareket ediyor, artı bu uç 0 bölü 2 dersem artık tel için benim neyi, ben buraya ne yazabilirim? BVL bölü 2, yani EMK neye eşittir? Bu şekilde bir ucu sabit, diğer ucu dönüyorsa arkadaşlar 1 bölü 2 BVL eşittir. V yerine ne yazdım ben burada artık? V bölü 2 yazdım. Peki L ise bunun boyu, telimizin boyu L ise, şöyle diyebilir miyim ben? V eşittir dairesel hareketli omega çarpı R miydi arkadaşlar? Dolayısıyla ben burada şunu yazabilirim. Buradaki V yerine, şuradaki V yerine omega çarpı L'yi yazabilirim. O halde şu çizgisel hız cinsinden ucun, yani telin ucunun çizgisel hızı cinsinden EMK'ydı. O halde açısal hız cinsinden ne olacak? Nasıl yazacağım ben bunu? 1 bölü 2 B, V yerine omega çarpı R. Dolayısıyla R'miz burada yarıçapımız L olduğu için omega çarpı L biçimde yazarsam buradaki EMK'mız 1 bölü 2 B omega L kare biçiminde ne yapacak arkadaşlar? Dönüşecek. Açısal hız cinsinden çizgisel hız cinsinden ne yazmış olduk biz burada? EMK'ları yazmış olduk. 1 bölü 2 BVL ve 1 bölü 2 B omega L kare açısal hız, çizgisel hız cinsinden EMK'ları ne yaptık arkadaşlar? Burada yazmış olduk. Şimdi bunları uygulayalım arkadaşlar. Hemen 2-3 örnek yapalım burada. Birinci örneğimiz şöyle. Daha doğrusu her sayfa 2 örnek yazdım. Birinci sayfamızdaki örnekler şunlar arkadaşlar. Ne yapmışım ben burada? 40 santimetre boyunda bir teli V eşittir 0,5 metre bölü saniye hızla ne yapıyorum? Buradaki B manyetik alanın içinde hareket ettiriyorum. Burada B'mizin değerini de yazalım. B eşittir ne olsun burada? 6 tesla olsun. Şimdi şurada bulalım arkadaşlar EKL'yi. EKL eşittir B ve L diye yazarım. Bakın burası dik olduğu için sinüsünü minüsünü karıştırmam bunun. Dolayısıyla burada B'miz 6. Hız kaç? 0,5 çarpı telin boyu 40 santimetre, yani 0,4 metre. Her şeyi neye çevirmek zorundayız arkadaşlar biz? Metreye dönüştürmek zorundayız. Dolayısıyla burada şurası 3 geldi, 0,6 ile çarpım 3 kere 4 12, yani 1,2 voltluk ne oluşacakmış arkadaşlar bunun üzerinde? Bir EMK oluşacakmış kare uçlar arasında. Peki kutuplanmalar nasıl olur? Yani hangi uç pozitif, hangi uç negatiftir diye bana sorarsanız, baş parmağımı, dört parmağımı manyetik alan yönüne koydum. Elimi bu tarafa çevirdiğim zaman bakın baş parmağımı, daha doğrusu şöyle yapalım bakın daha güzel göstermek için. Dört parmağım manyetik alan yönünde, içeri doğru koydum. Baş parmağım hareket yönüne koydum. Bakın hareket bu tarafa doğru. O zaman bu taraf, avuç içimin gösterdiği taraf, yani şu uç pozitif oldu. Tersi yöndeki uç ise ne oldu arkadaşlar? Negatif. Yani burada kutuplanmayı nasıl yaparım ben? Bu uç negatif uç. Bu uç ise ne olacaktır arkadaşlar? Pozitif uç olacaktır bizim için. Şimdi buraya bakalım. Diğer soruya bakalım. EKL bölü EMN soruluyor benden. Hemen yazıyorum burada.
EKL'yi yazalım hemen. Neydi? BVL'ydi. Manyetik alanım her yerde aynı B olduğunu varsayacak olursam ben. B çarpı. Bunların hızlarının da değerlerini biz verelim. Yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Kafadan değerler verelim buna. Mesela bu V olsun. Bu da mesela ne olsun? 4V olsun. Bunları belirledikten sonra birincisi için yazalım şimdi. B, V, L diye yazdık. İkincisi için EMK, MN arasındaki EMK eşittir. B'miz B. V yerine ne yazdım? 4V yazdım. L yerine 2L yazdım. Çarpı sinüs 30 derece diyeceğim arkadaşlar. BVL sin 30. EMK, MN arasında o zaman ne yazarım ben buraya? Şu sinüs 30 nedir? 1 bölü 2'dir. Şunları sadeleştirirsem 4, B, V, L biçiminde yazacağım bunu arkadaşlar. Dolayısıyla EMK, KL bölü EMK, MN eşittir. Buna BVL dedim. Buna da ne diyeceğiz? 4 BVL diyeceğiz. Dolayısıyla sonuç kaç çıkacak bizim için? 1 bölü 4 çıkacak arkadaşlar. Evet, hemen bir diğer sorumuzu alalım. İki de şu şekilde sorumuz var arkadaşlar. Bunlara bakalım şimdi. Bizden ne isteniyor? Şu dirençten geçen iyi akım isteniyor. Biz biraz daha farklı bir şeyler yapalım. Dirençten geçen akımın yönünü de bulalım. Örneğin şu yön bir yönü olsun. Bu yön ne olsun arkadaşlar? İki yönü olsun. Bir yönde mi geçer? İki yönde mi geçer? Ve iyi akımın büyüklüğü nedir? Önce biz burada neyi bulalım? Bir EMK'mızı hesaplayalım. EMK eşittir. BVL. Yani burada ben bunu hareket ettirerek bunu ne haline dönüştürüyorum ben bunu? Üreteç haline dönüştürüyorum. O halde B'miz kaç burada? 6 Tesla. V'miz kaç? 5. Çarpı 0,4 dedik arkadaşlar. Boyu neye çevirdik? Metreye çevirdik. 2 kere 6, 12 volt oldu arkadaşlar. Buradaki EMK'mızın büyüklüğü. Artık akım bulabilirim. EMK kaç volt? 12 volt. Direnç kaç? 12 ohm. O halde EMK bölü R, ohm kanunu uyguladım. 12 bölü 12 eşittir 1 amper akım ne yapacaktır arkadaşlar burada? Geçecektir. Bunu belirlemiş olduk şimdi. 1 amperi bulduk. Peki, akım hangi yönde geçecek onu belirleyeceğiz. Manyetik alanın yönünü, önce ben bunun kutuplarını belirlemem lazım akım yönünü bulabilmem için. Manyetik alanın yönü, baş parmağım, 4 parmağım manyetik alanın yönüne çevirdim. Şimdi elimi de şöyle çevirdik bakın arkadaşlar. Bunu burada göstermek gerçekten zor oluyor. Şöyle yapalım. Şöyle çevirelim bakın. Şöyle çevirelim. Manyetik alanın yönü nereydi? Sayfa düzeyinden dışarı doğru. 4 parmağımı çevirdim. Baş parmağımı bunun yönüne koyduğum zaman avuç için bu taraf artı, tersi yönü eksi. Yani K eksi L ne olacak? Artı olacak. K eksi, özür yanlış söylüyorum. Evet, L ucu yani bu taraftaki uç L ucu pozitif, K ucu elimin tersine geleceği için negatif. Yani şuraya ben ne derim? Burası negatif uçtur. Şurası ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. Bakın bir kez daha anlatmaya çalışayım. 4 parmağımı manyetik alanın yönüne koydum. Baş parmağımı hızın yönüne koydum. Avuç içimin gösterdiği taraftaki kim? L. O zaman L pozitif. Tersi taraftaki kim? K. O zaman K ne olacak arkadaşlar? Negatif olacak. Peki akım nasıl geçer? Akım kimin yönüne geçer? Akım artıdan eksiye doğru. Üretecin içinden geçirmemiş bir zaman. Artıdan eksiye doğru gidecek arkadaşlar akım. Dolayısıyla hangi yönde geçecek akım burada? İki yönünde akım geçecek. 1 amper iki yönü olacak cevabımız arkadaşlar. Şimdi buna bakıyorum. Bunu ne yapıyormuşum? Ben döndürüyoruz arkadaşlar. Bir omega açısal hızıyla ne yapıyoruz biz bunu? Döndürüyoruz manyetik alanın içinde. Şimdi bu tip sorularda ilk yapmam gereken şey neyi bulmak benim? Kutupları bulmak. Kutupları belirleyelim. Önce KO arasındaki kutupları belirliyorum arkadaşlar. Manyetik alan içeri doğru. Şöyle elimi çevirdiğim zaman bakın bunun dönme yönüne çevirirsem baş parmağımı bu tarafa çevirdim. Bu taraf K artı O ucu ne oldu? Eksi arkadaşlar. K ucu artı O ucu ne olacak? Eksi. O zaman şuraya artıyı çizdim. O ucu ne olacak arkadaşlar? Eksi olacak. Üst parçada. Şimdi alt parçaya bakıyorum. 4 parmağım yine manyetik alanda. Bu sefer elimi getirdim. Bu tarafa doğru bakın. Şöyle tuttuğum zaman şöyle dönüyor. Şöyle dönüyor arkadaşlar. Şu şekilde ne yapıyor bu? Dönüyor. Şöyle biraz yukarı alalım bakın. Şöyle tuttuğum zaman baş parmağım bunun aynı yöne koyduğum zaman avuç içimin tersi şu araya bakıyorum şimdi ben. OL arasına bakıyorum. O'yu doğru gösteriyor. Avuç içim nereyi gösterecek arkadaşlar? Şöyle koyarsam bakın. Avuç içi L'yi gösterecek. Bu taraf artı. Bu taraf ise eksi olacak. Yani o zaman şurası eksi. Şurası ne oldu arkadaşlar? Dikkat ederseniz artı oldu. Peki bu neye benzedi biliyor musunuz? Bu şuna benzedi aslında. KO arasında bir üreteç var. Üretecin artısı burada. Şu bakın EMK KO yazıyorum ben buna.
Artı burada, eksi burada. Ardından şunu yazacağım. Eksi gene burada, artı burada. Bakın bu sefer de O'su eksi, L'si artı. Şurası sanki O uçlarının ortak birleştiği yer arkadaşlar burası. Dolayısıyla şurası artı oldu, eksi oldu, eksi oldu. Artı oldu. Bu da EMK ne olacak arkadaşlar? OL olacak. Demek ki bu ikisi sanki zıt bağlı üreticilermiş gibi davranacaklar. Peki ben EMK KO'yu biliyorum. O zaman EMK OL'yi bulayım. OL diyorum. EMK OL. Nasıl yazarım ben bunu? 1 bölü 2 B omega çarpı 1 birim 1'in karesi. Bu şekilde yazdım. Şimdi 12 volt neydi? EMK KO arası neydi? 12 volttu. Onu yazıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 B omega çarpı 2'nin karesi. Bu neye eşitti? Dikkat ederseniz arkadaşlar 12 volta eşitti. O zaman dikkat edin, burayla bunu kıyaslarsam EMK OL şuradaki 12'nin kaçta kaçı? Şurada 4 geleceği için 4'te 1. Yani burası 12 voltsa 4'te 1. O zaman bu kaç volt olacak arkadaşlar? 3 volt olacak. OL arasındaki EMK'nın kaç olması gerekiyor burada? 3 volt olması gerekiyor. Nereden buldum? Tekrar söylüyorum bakın. 12 eşittir 1 bölü 2 B omega çarpı 4. OL eşittir o zaman 1 bölü 2 B omega çarpı 1. Burası B omega 1 bölü 2 B omega 4. 1 bölü 2 B omega 1. Burası buranın kaç katı arkadaşlar? Şurası 4 kat. 12 o zaman EMK OL'nin 4 katı olması için OL arasındaki EMK'nın ne olması lazım? 3 volt olması lazım. O zaman şu 12 volt. Şu o zaman 3 volt. Bunlar nasıl üreticiler? Ters bağlı üreticiler. O zaman yazarım hemen. EMK KL arasındaki EMK 12 eksi 3 eşittir 9 volttur diye yazarım arkadaşlar. Evet, bir dersimizin sonuna geldik. Bir dersimizin daha sonuna geldik. İleriki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.